Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı çok önemli bir başlık. Burada çok önemli eserler var. Sınavda, yazılıda mutlaka karşına çıkacak. Beni dikkatli bir şekilde dinlemeni tavsiye ediyorum. Evet, şimdi geçiş dönemi derken neden biz buna geçiş dönemi diyoruz? Öncelikle ondan bahsedeyim. Şimdi bir İslamiyet öncesi dönem var. Bir de İslamiyet etkisinde olan dönem var. İslamiyet öncesi dönem 10. yüzyıla kadar sürer. İslamiyet etkisi ise 13-19. yüzyıl arasıdır. İşte bu arada kalan 11 ve 12. yüzyılları kapsayan döneme biz edebiyatımızda ne diyoruz? Geçiş dönemi diyoruz. Öncelikle bu geçiş döneminin özellikleri ne? Onun üzerine duralım ki bu da sınavlarda madde madde karşına ne yapabilir? Çıkabilir. Evet biliyorsun tarih derslerinden 751 Talas Savaşı'ndan itibaren Türkler yavaş yavaş Müslüman olmaya başladılar ve Müslümanlık daha derin bir şekilde geniş kitleler halinde 10. yüzyıldan itibaren Türkler arasında ne yaptı? Yayıldı. Ee, 10. yüzyıl Divan Edebiyatı'nın başlangıcı olarak kabul edilen 13. yüzyıl arasındaki döneme ise geçiş dönemi denir. Yani sonuç itibariyle bak 10. yüzyıl daha sonra biz Divan Edebiyatı'nı yani İslamiyet etkisini Anadolu'da 13. yüzyılda başlatıyoruz. İşte bu arada kalan 11 ve 12. yüzyıla biz ne diyeceğiz? Geçiş dönemi diyeceğiz. Şimdi geçiş dönemi adı üzerinde geçiş olduğuna göre bunun en önemli özelliği hem İslamiyet öncesinin izlerini biz burada görebiliriz hem de İslamiyet etkisinin izlerini görebiliriz. Onun için biz bu döneme geçiş dönemi diyoruz. Yani İslamiyetin derin etkisi yanında İslamiyet öncesi Türk edebiyatı etkileri de ne yapabilir görülebilir. Şimdi baktığımız zaman İslamiyet'in kabulüyle yaşanan gerek konu gerekse alfabe dil ve anlatım bakımından 10. 12. yüzyılda oluşan eserlere yansımıştır. Yani sonuç itibariyle 10. yüzyıldan itibaren İslamiyet etkisiyle derin bir Arap ve Fars yani Arap ve İran kültürü altına girildiği için eserlerde de eski Türkçenin yanında Arapça, Farsça sözcüklerde yer almaya başlamış ve yıllar, yüzyıllar geçtikçe Arapça, Farsça etkisi ne yapmıştır? Artmıştır. Demek ki geçiş dönemi ürünlerinde hem eski Türkçe sözcükleri görebiliyoruz hem de artık yavaş yavaş ve ağırlıklı olacak şekilde Arapça, Farsça sözcükleri görmeye başlıyoruz. Ve bu dönemde, geçiş döneminde dört önemli ürün var karşımıza çıkan. Bu dört önemli ürün sırasıyla nedir dersek? Kutat kubilik, Divanı Lügatit Türk, Atabetül Hakayık ve Divanı Hikmettir. Ve bu ürünler, şimdi buraya dikkat. Hangi lehçeyle yazılmış? Hakaniye lehçesiyle yazılmış. Ki Hakaniye lehçesi demek Karahanlıların konuştuğu Türkçe demektir. Ve geçiş dönemi ürünlerinin tamamı hangi lehçeyle oluşturulmuştur? Bunu unutma sakın. Hakaniye lehçesiyle unutmuştur. Ve bu eserlerde didaktik yani öğretici bir tarz var dır ee, Sonuç itibariyle bu eserlerde yavaş yavaş halka da İslamiyet'i, Müslümanlığı öğretmek amaçlandığı için eserlerde İslami bilgiler de yer almıştır. Ve Türkçenin yanı sıra Arapça, Farsça sözcükler de giderek peyderpey bu eserlerde ne yapmıştır? Artarak karşımıza çıkmıştır. Hatta eserlerde hem hece hem aruz ölçüsü kullanılmış. Dolayısıyla hece ile yazılan kısımlar dörtlükle aruzla yazılan kısımlar ise beyitlerle ne yapılmıştır? Oluşturulmuştur. İşte onun için de biz bunlara geçiş dönemi ürünleri diyoruz. Evet ilk eserimiz hangisi? Kutadgu bu bilik yani mutluluk veren bilgi anlamına geliyor. Eserimizin yazarı Yusuf Has Haciptir. Hatta Yusuf Has Hacip aslında Balasagunlu Yusuf olarak bilinirken daha sonra Yusuf Has Hacip unvanı almıştır ki bu eser sayesinde o unvanı alıyor. Peki diyeceksiniz ki hocam Has Hacip demek ne demek? Has Hacip baş danışman demek. Yani günümüzdeki Cumhurbaşkanının baş danışmanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı gibi düşünebilirsiniz. Yusuf Has Hacip yani Balasagunlu Yusuf bu eseri dönemin Karaanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han'a sunmuştur ki o dönemde böyle bir gelenek vardır ve bu yazılan eserler e, devlet büyüklerine ya da işte üst kişilere ne yapılır sunulur. Balasagunlu Yusuf da bunu Tabgaç Burahan'a sunuyor. Tabgaç Burahan bu eseri çok beğendiği için Balasagunlu Yusuf'a diyor ki gel kardeşim benim baş danışmanım ol, has hacibim ol demiş. O da Yusuf has hacip olmuş. Bir nevi KPSS'siz bir şekilde <laughs> burada atamasını sağlamış. Kutat Kublik o dönem KPSS görevi görmüş demek. Ki. Evet. İnsanlara her iki dünyada da mutluluğa ulaşmanın yolunu öğreten bir eserdir. Kutat adı üzerinde mutluluk veren bilgi anlamına geliyor. Ve mesnevi nazım biçimiyle yani böyle 2-2, 2-2, 2-2 kendi arasında kafiri şekilde yazılmış. Ve Türk Edebiyatı'nda mesnevi nazım biçiminin ve aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eser olarak kabul edilir. Kutatku Bilik adlı Eser. Nazım birimi beyittir ancak yer yer dörtlüklere de yer verilir. Ne dedik? Geçiş dönemi ürünlerinde hem beyit hem dörtlük bir arada bulunur. Hatta Yusuf Az Hacip bu eserde 6.645 beyite yer verirken 173 tane de dörtlük kullanmış. Beyitleri aruz ölçüsüyle dörtlükleri ise hece ölçüsüyle ne yapmıştır? Yazmıştır. Eserde tabii ki hangi lehçe kullanılmıştır? Karahanlıların kullandığı Hakaniye lehçesi kullanılmış Arapça-Farsça sözcüklere de yer verilmiştir. Eser çok özgün bir eser çünkü eserde dört tane kahraman var. Bu dört kahramanın birbirleriyle diyalogları şeklinde işleniyor ve bu dört kahraman da belli şeyleri temsil ediyor. Onun için biz bu esere alegorik yani sembolik anlatımlı bir eser diyebiliyoruz. Şimdi eserde dört tane kahraman var. Burası önemli sorularda gelecek. Bir, Kün Togdu. İki, ait oldu. 3 ögdilmiş. 4 od gurmuş şeklinde. Künt oldu hükümdardır. Bir hükümdardan ne beklenir? Adil olması beklenir değil mi? Hukuka uyması beklenir. Dolayısıyla künt oldu yani hükümdar neyi temsil eder? Adaleti temsil eder. Daha sonra bu hükümdar yanına bir tane vezir alıyor. Vezirin adı ne? Ait oldu. Ve ait oldu neyi temsil ediyor? mutluluğu temsil ediyor. Ve Kün Togdı ile ait olduğu ilk kısımda birbirleriyle sohbet ediyorlar. Ait olduğu hükümdara yani Kün ya mutluluğun ne kadar önemli bir şey olduğundan bahsediyor. Yalnız bir müddet sonra ait olduğu ölüyor. Onun yerine oğlu Ögdilmiş geliyor. Bak oğlu Ögdilmiş geliyor. Ögdilmiş ise neyi temsil ediyor? Aklı temsil ediyor. Yani babası mutluluğu anlatıyordu biraz da romantik bir tavırda ama Ögdilmiş diyor ki kardeşim akıl da var. ...akılımıza da önem vermeliyiz yaşam içerisinde deyip bu sefer aklı ön plana çıkacak öğütlerde bulunuyor. Eserin sonuna doğru ise Od Odgurmuş geliyor. Odgurmuş da bir yaşlı kişidir, derviştir. Ve yaşlı olmasından da anlaşılacağı üzere o da akibeti yani ölümü temsil ediyor. Ve aslında öteki dünyada neler yapılması gerektiği, bu dünyanın bir de diğer ötesi dünyası yani ahiret olduğundan bahsederek eser bitiriliyor. Son derece güzel bir eserdir gubilik adlı eser. Didaktik, ahlaki bir kitap olan Kutatgubilik devlet e, adamının ve iyi bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiği noktasında. Aslında burada e, Yusuf Has Hacip bu sembolik kahramanları birbiriyle sohbet ettirerek bir nevi aslında hükümdara da nasıl devlet yönetmesi gerektiği noktasında da öğütler veriyor çaktırmadan. Öyle olduğu için de bu eser siyasetname özelliği de ne yapar taşır son derece önemli bir eserdir. Geliyoruz divanı lügatit türke. Yani Türk dilleri sözlüğü anlamına gelen bir eserdir. Eserimizi kim yazmıştır? Kaşgarlı Mahmut yazmıştır ve o dönemdeki e, Abbasi halifesi Ebul Kasım Abdullah'a sunulmuştur. Hayda! Şimdi burada şöyle diyebilirsin. Ya hocam bu Türkçe sözlük ve bunun Arap bir kişiyle ya da Arap kökenli bir halifeyle ne alakası var? Neden acaba Kaşgarlı Mahmut Türkçe sözlüğü Arap halifeye sunuyor. Burada Kaşgarlı Mahmut son derece milliyetçi bir e, tavırla ki o dönemde işte Arapça etkinliği arttığı için İslamiyetten dolayı Kaşgarlı Mahmut aslında şunu kanıtlamaya çalışıyor. Tamam. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Arapça çok güzel bir dil ama bizim de dilimiz yani Türkçemiz var ve Türk dili de çok güzel bir dil, çok zengin bir dil. İşte bunu kanıtlayabilmek için Kutadgu Bilig değil. Divane Lugati Türk adlı eseri ne yapıyor? Yazıyor ve Abbasi halifesine sunuyor. Tabi Araplara sunduğu için de e, sözlük yani kitap Türkçe olmasına rağmen Arapça ne yapmış oluyor? Yazılmış oluyor ve bu eserde 7500 Türkçe kelime Arapça karşılıklarıyla ne yapılmıştır? verilmiştir. E, şimdi buna biz sadece sözlük diye bakamayız Divane Lugati Türkçe. E, çünkü Kaşgarlı Mahmut çok önemli bir iş yapıyor ve o dönem yaşadığı dönemde Türk boylarını tek tek geziyor, derlemelerde bulunuyor, sözcüklerin karşılıklarını yazmakta kalmayıp, o sözcüğün içinde bulunan koşuk parçalarına, sav parçalarına, destan parçalarına yer veriyor. Bu anlamda da oldukça değerli bir eserdir Divan-ı Lügati Türk. Yani biz Divan-ı Lügati Türk sayesinde aslında o dönemki Türklerin yaşayışlarını, geleneklerini, göreneklerini hatta yemek kültürlerini dahi öğrenebiliyoruz. Bir ansiklopedi özelliği de ne yapıyor? Taşıyor bu anlamda hatta Türk boylarına gezerek kendi oluşturduğu için burada şuraya dikkat edelim. Türk boylarının yerleşim alanını gösteren bir haritaya dahi ki eserin sonunda yer almıştır. Yer verir Divanı Lügati Türk adlı eserde Kaşgarlı Mahmut. Bu da çok önemli bir eser. Geliyoruz Atabetül Hakayık adlı esere. Atabetül Hakayık hakikatlerin eşiği anlamına gelen bir eserdir ve Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmış dönemin e, hükümdarı Emir Dat Sipesalar Mehmet Bey'e sunmuştur. Eser e, mesela dönemin diğer eserlerine göre Arapça ağırlığı biraz daha fazladır çünkü ayet ve hadislere daha fazla yer vermiştir. E, burada Edip Ahmet Yükneki 40 beyit ve 101 dörtlükten oluşur. Yine gördüğün gibi beyitle dörtlüğün karışık olduğu, hece ile aruzun birlikte kullanıldığı bir eser. Tabii ki Hakaniye Türkçesi kullanılmış. Eserde bilginin faydası, cehaletin zararları, cömertlik, cimrilik, iyi ve kötü huylar, halkla e, halka yararlı olmak gibi öğretici yani didaktik bilgiler ne yapılmıştır? Verilmiştir. Ve bu eser dediğim gibi o dönemde yazılan diğer eserlere göre daha ağır bir dille yazılmış ve Türk dilinin giderek Arapça Farsça etkisini altını, altına girdiğini de gösteren bir eserdir. Edi Edip Ahmet Yükneki'nin Atabetül Hakayık adlı eseri. Geliyoruz Divanı Hikmet adlı esere. Divanı Hikmet ise e, Türk Edebiyatı'nın ilk mutasavvufu kabul edilen Hoca Ahmet Yesevi tarafından söylenen hikmetlerin oluşturulduğu, hikmetlerin bir araya getirerek oluşturulduğu bir eserdir. Bak dikkat edersen aslında burada Hoca Ahmet tarafından yazılmıştır deniyor ama böyle değil. Hoca Ahmet Yesevi bir din alimi ve halka Müslümanlığı öğretmek için Hece ölçüsüyle son derece sade bir dille dörtlükler söylüyor. Bu her bir dörtlüğe hikmet adı veriliyor. Daha sonra öğrencileri bu hikmetleri bir araya getirerek bir kitap oluşturuyorlar. Ona da ne deniyor? Divanı Hikmet deniyor. Dolayısıyla Ahmet Yesevi Türk tasavvufunun kurucusu ve ilk mutasavvuf olarak kabul edilir ve dolayısıyla da Divanı Hikmet adlı kitabımızda ilk tasavvuf kitabı ne yapılır? kabul edilir. Bu anlamda e, Türklerin Müslümanlaşmasında önemli bir etkiye sahiptir Ahmet Yesevi. Evet. Bilgece söz anlamına gelen hikmetten topan divan hikmet sade bir dille oluşturulmuştur ve o dönemin en sade dilli eseri nedir? Divanı hikmettir. E, didaktik tarz hakimdir. E, bu hikmetlerde neler yer alır dersek peygamber sevgisi, Allah'a bağlılık, cennet, cehennem, bu dünyanın geçiciliği gibi konular üzerine durulmuştur. Ve eser tabii ki Karahanlı Türkçesiyle yani Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır. Bir de Ahmet Yesevi ile ilgili şöyle ünlü bir meşhur bir durumda söz konusu. Ahmet Yesevi 63 yaşında inzivaya çekilmiştir. Yani dünya nimetlerinden kendisini arındırmıştır. Bunun nedeni ise Peygamberin Hz. Muhammed'in 63 yaşında vefat etmesidir. Peygamberimiz 63 yaşında vefat ettiyse benim için de 63'ten sonra yaşadığım her gün dünya nimetlerinden arındırılmış geçmelidir diyerek inzivaya çekilmiştir ee, Hoca Ahmet Yesevi. Burada mesela hikmetlerine örnek verelim. Kudret ile ferman kıldı Mevlam bize, yerde gökte canlı mahluk kalmaz imiş. Can alıcı kıldığı Azrail alem üzerine, aziz canı almayınca koymaz imiş. Yaşım benim küçük diye söyler idim. her ne hasıl olsa az söyler idim. türlü türlü iddialı işler kılar idim şimdi bildim dediğim gibi olmaz imiş gibi de bu tarz dörtlüklerin bir araya getirildiği bir eserdir. Divanı Hikmet. Böylelikle geçiş dönemi dediğimiz dönemin hem özelliklerini öğrenmiş olduk hem de geçiş döneminin dört önemli eserinden de bahsettik ki bunlar oldukça önemli. Hem 10. sınıfta yani bu yıl gireceğiniz sınavlarda yazılılarda hem de üniversite sınavında bu konulardan kesinlikle soru çıkar. Onun için burayı iyi öğrenmende fayda var.